Bulgurlu köfte yapacağım. Evet. Bir bardak köftelik bulguru bir bardak sıcak suyla ıslattım. Bu burada şişti. Hı hı. Bir tane büyük soğan ya da iki tane küçük soğan ince doğranmış. Onu da içine koyuyorum. Sonra 250 gram kıymamız var. Bunu da içine koyuyorum. Sonra baharatlar, karabiber, kırmızı biber, kuru nane, kimyon ve tuzu da koyacağım. Bunu bir güzel yoğuracağım. Sonra elimize normal köfte gibi yuvarlayıp bastıracağım yassı. Yağı da kızartacağım arkalı önlü. İyi. Güzel. Eline sağlık Sibel'ciğim. Bir de yoğurt tatlısı yap sen bize. Tamam. Tabii bütün bunlar olurken de aç da durulmuyor. İşte yapmış olmak için biz yapacağız. Yoğurt tatlısı yapacağım. Bir su bardağı yoğurdun içine bir su bardağı toz şekeri koyup şeker eriyene kadar çırpacağım. Bunu çırptıktan sonra içine 3 tane yumurtayı ilave edeceğim. Çırpmaya devam edeceğim. Sonra bir su bardağı un, irmik yerine burada bulgur kullanıyoruz. İnce köftelik bulgur. Bir su bardağı da bulguru, bir paket kabartma tozu, yarım limonun kabuğunun rendesini koyup tamamen hepsini birbirine karıştırıp yağlanmış tepsiye koyacağım. 170 derece fırında 30-35 dakika piştikten sonra 3 su bardağı su ve 3 su bardağı şekerle bir şey yaptık, şerbet yaptık. İçine kaynadıktan sonra 2 çorba kaşığı da limon suyu koyduk. Sıcakken, yoğurt tatlısı sıcakken soğuk şerbeti de üstüne dökeceğim. Böylece tatlımız yemeğe hazır hale gelmiş olacak. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten yayından sonra bunları götürüp paylaşabiliriz orada da. Şu an ne durum var? Yayında olduğumuz için bazı şeyleri takip edemedim. Ama takip etmek istiyorum. Yani, merak ediyoruz. Merak ediyorum. Ne var altında? Takip etmek istiyorum. Çok önemlidir. Hakikaten kopuk olmamamız lazım. Ben kendi jenerasyonum adına konuşuyorum. Çok teşekkür ediyorum sizi burada ağırlamaktan Özkan Bey. Gerçekten onur duydum. Çok mutlu oldum gerçekten. Bizim programda bekleriz artık. Ben kesin geleceğim.